Rockvaryum'dayız. Bu bizim ilk gitar dersimiz. Gitarda ilk yapılması gereken etütten bahsedeceğiz. Kromatik etüt ama tam olarak kromatik yapmayacağız. Kromatik etüt çünkü bütün notaların sıralı çalınması anlamına geliyor. Biz en kolay ve en iyi ısınma, warm-up egzersizini öğreneceğiz bu ilk derste ve gitarı nasıl tutacağımızı konuşacağız. Bizim yapacağımız etüt şöyle, ilk 4 perdedeki perdeleri sırayla çalmak olacak. Yani birinci parmak birinci perdeye, ikinci parmak ikinci perdeye, üçüncü parmak üçüncü perdeye ve dördüncü parmak dördüncü perdeye gelecek şekilde basacağız ve tek tek çalacağız. Unutmuyoruz, mutlaka metronomla çalışıyoruz. Çünkü metronom artık bizim hayatımızın her şeyi. Ne kadar metronomlu çalarsak o kadar iyi gelişiriz ve o kadar da iyi çalarız. Şimdi kromatik etütte bakalım hemen. Ve tekrar geriye doğru gidiyoruz. Sol el tekniğinde en önemli şey baş parmak. Bu tekniği şöyle kullanacağız. Bu yukarıda da duracak, böyle de duracak, biraz aşağıda da duracak. Ama ilk başta yapmamız gereken baş parmağın C şeklinde arkada olması. Bu bizim bileğimizin şöyle yaslanmamasını, böyle dönmemesini ve böyle çok önde olmamasını sağlayacak. Önce doğru olan bu, sonradan tekniği değiştirip başka tekniklerde konuşacağız. Ve sırayla 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde bu etüdü gerçekleştiriyoruz. Sol elimizdeki durum böyleyken sağ elimizde ne yapacağız? Önce pena tutuşuna bakalım. Pena tutuşunda şöyle bir durum var. İşaret parmağımızı tetik gibi tutup penayı üstüne koyup kapatıyoruz. Şimdi yakından göstereceğim ama bunu söylemeden önce bir şey anlatmam lazım. Çalarken parmağımızı gövdeye koyabiliriz, bileğimizi yaslayabiliriz, iki parmağımızı koyabiliriz. Birçok değişik çalan iyi gitarist var. Ama benim anlatacağım teknikte gitar tarzınızı değiştirseniz de hepsini en iyi çalabileceğiniz teknik bu. Ne yapıyoruz? Bileğimizi gitarın gövdesine yaslamıyoruz. Parmağımızı da yaslamıyoruz. Burada hafif bir açıyla yukarıdan tutup telleri yukarıdan vuruyoruz. İlk başta yapması zor ama alışırsak ve çalışırsak çok kolay olacak. İlerideki teknikler için de çok güzel bir geçiş olacak. Sol el tekniğinde pena vuruşu şöyle olacak. Baş parmağımızı tetik gibi tuttuk. Penayı 90 derece ya da biraz daha kapalı bir açıyla tutuyoruz ve bu parmağı üstüne koyduk. Burada önemli olan şu, demin de dediğim gibi şöyle tutabiliriz, böyle koyabiliriz, böyle koyabiliriz. Ama bu teknikler sonradan bizim başka çalım tarzlarını geliştirmemizi engelleyecektir. O yüzden ilk etapta şöyle yapıyoruz. Biraz dışarıda, bilek açısında dikkat ve tele yukarıdan aşağı, bir aşağı bir yukarı vurarak geliyoruz. Ne yaptım? Kesinlikle çok sert vurmuyorum, yumuşak. Gitarda en önemli şey flexible, yani esnek olmak. O yüzden o esnekliği sağlamak için çok fazla güç kullanmıyorum. Ses çalıştıkça emin olun ki güç gelecektir. Burada kromatik etüdü yaparsak birinci bölümün ödevi şu, biraz önce öğrendiğimiz sağ el ve sol el tekniğini birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Burada kromatik etüdü yaparken sol elimiz, sağ elimiz de tabi sağlaklar için pena vuruşunu yapacak. Pena vuruşunu unutmuyoruz. Aşağı yukarı şekilde ve bilek hafifçe gövdenin üstünde olacak şekilde. Yani değdirmeden çalışacağız. Etüdümüz şu. Diğer bölümde görüşmek üzere.